kardeşlerimiz. Cümleten hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bu dershanenin açılması, bu müessesenin, bu manevi sofranın açılması hepimiz için büyük bir nimet. Hakikaten simavı tebrik ederiz yani. Böyle nüfusu az olan bir yerde böyle nur ve Kur'an hakikatlerine müteveccih olmanız takdire şayansınız. Allah razı olsun. Malum bu gece yeni gelen kardeşlerimiz de var buraya. Belki derse ilk olarak gelmişler. O bakımdan bu eserler Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin tehlif etmiş olduğu Risale-i Nur Külliyatı okuyoruz. Malum bu kitapları okuyanlara Nurcu diyorlar. Nurcu, Nur talebesi. Tabii bu ismi zındıklar takmış. Ta ki ehli iman korksun, yanaşmasın. Ya onlar nurculuk yapıyorlar. Dese ki Müslümanlık yapıyorlar. Tabii adam ulan diyecek biz kafir miyiz? İyi yaşta biz de katılalım diye. Halkın katılmaması için, bu hakikatlerden istifade etmemesi için din düşmanları bu nurları o şekilde tanıtmışlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Hak ve hakikat hiçbir zaman için gizlenmez. Onlar hücum ettikçe bu hakikatler yayılmış, neşredilmiş, elhamdülillah bugün için okunuyor. Şimdi kardeşimiz bu Risale-i Nur eserlerinden bize biraz ders yapacak. Sonra üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin yanında bulunmuş Bayram abimiz, ondan ders almış, dayağını yemiş, hizmetini görmüş abimiz de bize bazen üstadımızdan hatıralar anlatacak. İnşallah yani kaçmayalım, gitmeyelim. Çok mühim meseleler var biraz sonra çıkacak. Ya yeter Allah bereket versin deyin, gitmeyin yani. Süren maslumane, maceralı hayatıma dair gayet kısa maruzatta bulunacağım. Lütfen dinlemenizi rica ederim. Mehberiyle ilgili. Üstad da geniş ve ferahlı bir müdafaa yaptı. Muhterem hakimler, 28 sene emsalsiz ihanetlere, işkencelere, parasut ve hapislere maruz kaldım. Bütün bu iftira ve isnatların esası birkaç noktaya dayanır. Ne için bizimle uğraştınız? Bir, en birinci ithamları beni rejim aleyhdarı olarak telakki etmeleridir. Rejim aleyhdarı. Malumdur ki her hükümette muhalifler bulunur. Asayişe ve emniyete dokunmamak şartıyla hiç kimse vicdaniyle, kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, bir metottan dolayı mesul olamaz. Kanunlarda böyle. Bu hukuki bir mütearifedir. Bu kanuni, hukuki bilinen bir gerçektir diyor. Hem onlara kanunu da öğretiyor. Dininde çok müteassıp ve cebbar bir hükümet olan İngilizlerin, bak, dininde çok müteassıp ve cebbar bir hükümet olan İngilizlerin, 100 sene hakimiyetleri altında bulunan 100 milyondan ziyade Müslümanlar, tabii bu Müslümanlar Arabistan'ın bir kısmı, onun sömürgesiydi yani. Ziyade Müslümanlar, İngilizlerin küfür rejimlerini kabul etmeyip Kur'an ile reddettikleri halde İngiliz mahkemeleri şimdiye kadar onlara o cihetten ilişmedi. Ezanlarını okuyorlardı. İşte Kur'an'a inanmayan kafirdir, peygamberi kabul etmeyen sındıktır, cehenneme gidecek diye. Böyle camilerinde, vaazlarında, nasihatlarında böyle dedikleri halde hiçbir İngiliz hükümeti, polisi gelip sen bize kafir dedin, biz İslamiyet'e inanmıyoruz, inanmadığımız için bize kafir demek istedin diye mahkemeye vermemişler. Bakın kanunlara. Ama Türkiye'de maalesef o zamanın zındıkları üstadımızı 28 sene mahkemeden mahkemeye sürüklendirmişler. Ve üstad da onlara meydan okumuş. Ve üstadı Pakistan'dan, Mısır'dan davet etmişler. Gel başımıza seni taç yapalım. Ama üstad birden cephemde savaşacağım. Türkiye kurtulmadıkça İslam alemi kurtulmaz diyor. Ne zaman Türkiye kurtulacak, şuurlanacak, Kur'an'ına, dinine, imanına müteveccih olacak, Türkiye kurtulduğu an bütün İslam alemi de kurtulacaktır diyor. Mekke'de dahi olsam buraya gelmek lazımdır. Zira en ziyade hizmet ve ihtiyaç buradadır diyor üstadımız. Terk etmiyor cepheyi, bırakmıyor. Elhamdülillah. Evet,
dininde çok mutaassıf ve cebbar bir hükümet olan İngilizlerin, 100 sene hakimiyetleri altında bulunan 100 milyondan ziyade Müslümanlar, İngilizlerin küfür rejimlerini kabul etmeyip Kur'an ile reddettikleri halde İngiliz mahkemeleri şimdiye kadar onlara o cihetten ilişmedi. Burada ve bütün İslam hükümetlerinde eskiden beri Yahudiler, Nasraniler tabi oldukları memleketin dinine, kutsi rejimine muhalif, zıt ve muteriz bulundukları halde o hükümetler hiçbir zaman kanunlarla onlara o cihetten ilişmediler. Bu tarafa dönünce bizim Osmanlı'nın altında o kadar Hristiyan, o kadar Yahudi oldukları halde, İslam'a inanmadıkları halde, İslam hükümeti de onlara neden bizim dinimize inanmıyorsunuz, bre kafirler diye onlara hiçbir zaman dokunmamışlar. İslam ne kadar nezih, ne kadar hukuka riayetkar olduğunu ispat ediyor. Hazreti Ömer hilafeti zamanında adi bir Hristiyan ile muhakemede birlikte muhakeme olundular. Koskoca Hazreti Ömer adi bir Hristiyanla hakimi önüne çıkıyor. Halbuki o Hristiyan İslam hükümetinin mukaddes rejimlerine, dinlerine, kanunlarına muhalif iken mahkemede onun o hali nazara alınmaması açıkça gösterir ki adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir taraf birliğe kaymaz. Bu din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir ki komünist olmayan şartta, garpta bütün dünya adalet müesseselerinde cari ve hakimdir. Sadece komünistlerdedir diyor dine baskı, komünist olmayan ülkelerde bu böyledir. Bakın onlara kanun da öğretiyor üstadımız. Kanun da öğretiyor. Ben de din ve vicdan hürriyetinin bu ana umdesine güvenerek yüzlerce ayatı Kur'aniye'ye, Kur'an'ın ayetlerine istinaden medeniyetin bozuk kısmına hürriyet perdesi altında yürüyen mutlak bir istibdada laiklik maskesi altında dine ve dindarlara karşı tatbik edilen en ağır bir baskıya muhalef etmiş isem kanunlar haricine mi çıkmış oldum? Ben sizin diyor bozuk tarafınıza kabul etmiyorum. Yoksa anayasanın hakiki ve samimi müdafasını mı yapmış bulundum? Haksızlığa karşı, zulme karşı, kanunsuzluğa karşı muhalefet hiçbir hükümette suç sayılmaz. Bilakis muhalefet meşru ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur. Demek ki ne diyor? Haksızlığa karşı, zulme karşı, kanunsuzluğa karşı muhalefet hiçbir hükümette suç sayılmaz. Bilakis muhalefet meşru ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur. Bana zulüm ve cefayı reva gören devri sabıkın. Yani Halk Partisi'nin dinsizliği kendisine bayraklaştıran onların rejimi öyledir. Devri sabıkın yaptığı isnatların ikincisi emniyet ve asayişi ihlaldir. Asayişi ve emniyeti bozarsa. Bu nehim ve hayal ile bu düzme isnat ile 28 sene bana ceza çektirdiler. Memleket memleket, mahkeme mahkeme süründürdüler. Zindandan zindana attılar. Kimseyle görüştürmediler. Tecrit ettiler, zehirlediler, türlü türlü hakaretlerde bulundular. Zehirliyor. Geliyor diyor ki, kolera aşısı yapacağız diyor. Zehir veriyor. Gönderiyor bekçiyi, evinin şeyinden, penceresinden yemeğine zehir attırıyor. Bu kadar adiletler ya. Biz ki 500 bin nur, fedakar nur talebeleri, 500 bin. O zaman 500 bin. Şimdi Türkiye'nin yarısı. Yakında hepsi olacak. Biz ki 500 bin fedakar nur talebeleri memleketin her tarafında emniyet ve asayişin fahri manevi muhafızlarıyız. Manevi muhafızlarıyız. Biz böyle bize böyle bir isnatta bulunmaları günahların en büyüğüdür. Onlar bize bu kadar zalimane ihanetlerde bulundukları halde biz asla hislerimize kapılmayarak gönüllerde emniyet ve asayişi temin yolunda, iman ve Kur'an'a hizmet yolunda gafletle anarşiye sapanları düştükleri fevza gayyasından
kurtarmak yolunda çalışmaktan bir an hali kalmadı. Muhterem hakimler, şunu kat'i olarak arz ederim ki bu delilsiz bir iddia değildir. Yani bizim asayişe hizmet ettiğimiz delilsiz bir iddia değil. Şimdi bakın, bu kadar cemaat var burada. Bu nur dersi olmasaydı biz nerede olacaktık? Kimimiz kahvede, kimimiz köşe başında, kimimiz başka bir yerde bir patırdı çıkaracaktık. Düşün ki şu anda Türkiye'nin yüz binlerce yerinde bu ders yapılıyor. Yani o kadar insan asayişe hizmet ediyor. Muhterem hakimler, şunu kat'i olarak arz edelim ki bu delilsiz bir iddia değildir. Bizim zulüm ve menfa sahamız olan altı vilayetin altı mahkemesi uzunca ve ince tetkikler neticesinde, hangi tıklar abi, altı vilayet? Kastamonu. Afyon, Denizli, Mersin, Eskişehir. Kastamonu var mı? Yok. Buralar, üstadı sürgün bu nef ediyorlar. Antalya. Bizim zulüm ve menfa sahamız olan altı vilayetin altı mahkemesi uzun ve ince tetkikler neticesinde emniyet ve asayişi ihlal yolunda hiçbir hukuk kaydetmemişler. Hiçbiri demiyor ki nurculardan böyle bir şey çıkmıştır, böyle bir şey yapmışlardır. Bu hareketimiz ispat eder ki nur mektebi imkanının talebeleri kalpler üzerinde işler, emniyet ve asayişin bekçisini kafalara, kalplere yerleştiriyor. Allah korusun. Çünkü iman ya, bir kahveye giriyoruz, herkes böyle birbirine düşman. Böyle hepsi birbirine kazık atmaya çalışıyor. Öyle bir kahve, beş dakika sonra herkes böyle sanki bir medrese oluyor kahve. İman hakikatleri. Halbuki öyle bir siyasi girse, en muazzam diplomat bir siyasetçi girse, birisi bravo derse öbürü yuh der, bir yaygara çıkarır. Ama Kur'an hakikatleri girince herkes böyle, Allah razı olsun, gene gelin, gene bekleriz. Kağıtları bile masanın altından kahveci, al bunları burada, al bunları buradan. Meydanda duruyor tabii kağıtlar, taşlar, adam utanmaya başlıyor, al bunları buradan. Gördün mü? Devamlı böyle bakıyoruz ya. Görüyoruz, bunlara şahit oluyor. Demek ki nurdan aldığımız bu ders de o hale geliyor. Bu hareketimiz ispat eder ki nur mektebi irfanının talebeleri kalpler üzerinde işler. Emniyet ve asayişin bekçisini kafalara, kalplere yerleştirir. Bizim iman derslerimiz anarşiye karşıdır, bozgunculuğa karşıdır, farmasonlara ve komünistlere karşıdır. Memleketin bütün zabıta dairelerinden sorulsun, 500 bin nur irfan mektebi talebesinden birisinin olsun nizam ve intizama aykırı bir vukuatı var mıdır? Yoktur. Elbette yoktur. Çünkü hepsinin kalbinde nizam ve intizam en sağlam muhafızı olan iman bekçisi vardır. Sebil-ül-Reşad bir mecmua 80'ini aşmış, 80 yaşını aşmış, kabir kapısına gelmiş, dünya metaından hiçbir nesneye malik olmamış ve ehemmiyet vermemiş bir adam hakkında dini siyasete alet ediyor diyen yerden göğe kadar, gökten yere kadar haksız ve insafsızdır. Biz nur mektebi irfanı şakirtlerinin, talebelerinin Kur'an hakimden aldığımız hakikat dersi şudur ki evde yahut bir gemide bir masum 10 cani bulunsa adaleti Kur'aniye o masumun hakkına zarar vermemek için o haneyi, o gemiyi yıkmayı men ettiği halde. Bir gemide 9 tane cani var, katli vacip. Hem şer'an hem kanun. Fakat bir tane masum var. Batırın şu gemiyi, şu alçakları gebersin diyemiyor. Neden? Masum var içeride. O masumu çıkarmadıkça hiçbir kanunu adalet o gemiyi batıramaz. Aynen onun gibi üstadımız da böyle şey yapıyor. Diyor ki bu milletin içinde masumlar var. %10 zındık varsa %90 masum var. Onun için bizim cihadımız hariçteki cihat gibi olamaz. Bizim buradaki cihadımız vurarak, kırarak, öldürerek değil, ıslah ederek, irşad ederek, tenvir ederek, halkı uyandırarak ancak öyle olur, ancak öyle muvaffak olunur ve Allah'ın rızası da ancak öyle olur diye %10 zındığa kızıp %90 masumu belalara ve sıkıntılara atmamış. Yani eylem diyorlar, eylem. Eylem yapmamış. Yoksa 500 bin tane nur talebesi o zaman bunların iflahını keserdi vallahi. Kaçacak dedik aranlar.
Biz Nur Mektebi İrfanı şakirtlerinin Kur'an-ı Hakim'den aldığımız hakikat dersi şudur ki, evde yahut bir gemide bir masum 10 cani bulunsa, adalet-i Kur'aniye o masumun hakkına zarar vermemek için o haniyi, o gemiyi yakmayı men ettiği halde 10 masumu bir tek cani yüzünden mahv için o hane, o gemi yakılır mı? Yakılırsa en büyük zulüm ve en büyük kıyanet ve kadir olmaz mı? Bu sebeple asayiş-i ihlal yolunda %10 cani yüzünden 90 masumun hayatını tehlikeye ve zarara sokmayı adalet-i ilahiye ve hakikat-i Kur'aniye şiddetle men ettiği için biz bütün kuvvetimizle bu dersi Kur'aniye ihtivaen asayişi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliriz. Dinen. İşte bizi böyle haksız isnatlarla itham eden devri sabıktaki, geçmiş devirdeki gizli düşmanlarımız şüphe yok ki ya siyaseti dinsizliğe alet etmek istediler yahut bilerek bilmeyerek bozuk ideolojileri memleketimize yerleştirmek gayretine düştüler. Görülüyor ki nizam ve intizamı bozan, maddi manevi memleketin emniyet ve asayişini ihlal eden bizler değil, asıl onlardır. Memleketi kim tehlikeye atıyor? Dinsizler atıyor, imansızlar atıyor. Hakiki bir Müslüman, samimi bir mümin hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dinin şiddetle men ettiği şey fitne ve anarşidir. Çünkü anarşi hiçbir hak tanımaz. İnsanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki bunun ahir zamanda Yecüc ve Mecüc komitesi olduğuna Kur'an-ı Hakim işaret buyurmaktadır. İşte Yecüc Mecüc bugünkü anarşistlerdir. İşte muhterem hakimler 28 sene bana ve talebelerime böyle eza ve cefada bulundular. Ve mahkemelerde savcılar bize hakaretlerde bulunmaktan çekinmediler. Biz bunların hepsine tahammül ettik. İman ve Kur'an'a hizmet yolunda devam ettik. Ve devri sabık ricalinin bütün o zulüm ve cefalarını affettik. Çünkü onlar müstahak oldukları akibete uğradılar. Biz de hak ve hürriyetimize kavuştuk. Sizler gibi adil ve imanlı hakimler huzurunda söz söylemek fırsatını Allah bize bahşettiğinde dolayı şükrederiz. Hâzâ min fadlı Rabbî. El-Fatiha. فلا صدق ولا صدق.
inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Allahümme inna nes'elüke mucibat rahmetike ve azaim mevfiretike ve selamete min kulli ismin ve ganimete min kulli birrin ve fevze bil cenneti ve necate minen nar. Allahümme inna ne'ûzü bike min cehdil belâi ve delki şefâi ve su'ul kadâi ve şenâtetil e'dâ. Allahümme erzukuna tayyiben ve sa'delina sâliha. Allahümme erzukuna fıkhan fil dini ve ziyadeten fil ilmi ve kifayeten fil rızkı ve sıhhaten fil beden ve tevbeten kablen mevut ve rahaten indel mevut ve mevcureten ba'del mevut ve necaten minel nar ve dukulen fil cennet ve afiyeten fil dünya vel ahiret birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna bi hürmeti sirri suretin Fatiha'ti ma's salavat.